Merhaba Kıvanç arkadaşlar, nasılsınız? İyi misin? Herkes kanalı bekliyorum daha geniş kitle seslenmek için. Survival All-Star 2024'ü konuşacağız. Ogeday'ın kolyenin sırrını açıkladı. Evet, Ogeday oyun sırasında kolyesini havuza düşürmüştü ve çok üzülmüştü. Yok, kolyenin bir anlamı vardı ve en yakın arkadaş hayatını kaybetmişti ve kolye onundu ve gözyaşını tutamadı ve kolyeyi sonunda buldu arkadaşlar. Yani kolyeyi bulması o kadar mutlu etti. Yani bakın o kadar güçlü bir karakter arkadaşlar ve Survivor'da dediğim gibi son 5'e son 6'ya kalacak oyuncu. Ama performansa baktığınız zaman ilk 5'in içinde Acun Bey açıkta, performansı açıkta. Seda ilk 5'in içinde, Yunus Emre ilk 5'in içinde, Merve Aydın. Zaten Nagihan yarışmasına rağmen arkadaşlar halen en iyi performansından biri. Yani o kadar evet mavi takımı sürüklüyor arkadaşlar. Bu bir gerçek. Ama tabii ki üzülmesi, takım arkadaşını üzdü. Sonunda kolyeyi bulması da iyi. Ama o kadar Poyraz olsun, efendim söyleyeyim, Yaman olsun, Yasin olsun, Hakan'a karşı bir tavır olduğunu biliyoruz arkadaşlar. O yüzden Aysu'la ve Berna bu yüzden yazılı arkadaşlar. Ve bu hafta dörtlü bir düello var. Nefesleri kesecek. Yüksek tansiyon bekliyorum. Tabii ki kim adada kalır, kim adaya veda eder derseniz arkadaşlar mavi takımla kırmızı takımdan eşitler. %50-%50 diyorum ama adada kim kalır derseniz bence Gizem adada kalır diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Aysu özellikle 4'lü diğer kadın diyorlar da başarılı sergilemiş. Aysu'da kalabilir ama Berna ile Pınar arasında bakalım. Bunu hep beraber izleyeceğiz arkadaşlar. Gelelim Acun Bey'e. Acun Bey önemli kararlar çıktı arkadaşlar. Tabii ki Yunus Emre'ye bir yaptırım gelecek mi? Yine ödül oyundan yaralanma gibi. Çünkü Polya'da tarihi bir ceza gelmişti. 15 ödül yaralanma şansı. Ve Acun Bey bunu tekrardan gözden geçecek arkadaşlar. Ama şöyle bir durum var arkadaşlar. Hem mavi takım hem de kırmızı güç dengesine baktığında eşit. Ama şu an psikolojiden, mental açıdan, fizik açıdan kırmızı takım mavi takıma üstünlük sağlar. Ama mavi takımda bu kavgalar devam ederse demoralize olurlar. Özellikle karpuz gibi ortadan bölme ihtimali var arkadaşlar. Ama kırmızı takımda moraller yüksek. Bunun altını çizelim. Bu hafta heyecan dolu bir dörtlü düello bizi bekliyor diyebilirim arkadaşlar.